Arkadaşlar merhabalar. Kombinasyonda temel düzey bir anlatım yapıyorum. E, o yüzden ikinci kısımda da yine o zor olmayan sorularla devam edeceğiz. Burada hedefim dediğim gibi biraz okuldaki eksikleri kapatmak, e, bu konular sıkıntılı olduğu için en basit düzeylerini bir göstermek ama gerçekten böyle sınava yarında ve zorlanmak isteyen öğrenciler bunları dinledikten sonra bence normal TYT, AYT oynatma listesindeki ya da 10. sınıftaki listeye göz gezdirmeli. Bunu ayrı bir liste olarak yapacağımı söylemiştim. Bunlar sadece uzaktan eğitime destek oynatma listesinde olacak arkadaşlar. Diğerlerine diğerlerine etkilemeyecek ve diğerlerine eklemeyeceğim. Çünkü bunlar bizim böyle konulara giriş yapmamızı sağlayan, konuları daha iyi anlamamızı sağlayan sorular. Ama gerçekçi olmak gerekirse tabii ki sınav düzeyinde olması için bunları anlayıp daha üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. 10 öğrenci arasından 3 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir? Artık kombinasyonda kuralımızı öğrenmiştik. n'nin r'lisi şeklinde arkadaşlar. O yüzden burada da diyeceğimiz olay şudur. 10 öğrenciden 3 öğrenci seçmek budur. Aynı zamanda bu neye eşit? 10 öğrenciden arkadaşlar 3 öğrenci seçmek eşittir 10 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerini bulmak gibidir. Bunu da belirteyim. Onun üçlüsünü yaparken de Formülde yerine yazarsak 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Ben bunu sadeleştiriyorum. Buradan yapabilirsiniz. problem değil. Ben kendimce şöyle yaptığımı söylemiştim. 3 kere bunu azaltarak aç aşağıya da 3 faktöriyel yap. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kuraldan yapabilirsiniz bu şekilde. Ben pratik olsun diye kendimce böyle yapıyorum. Böylece 700 burası bakalım. Evet 720 bölü 6'dan 120ymiş arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olalım. 13 farklı bilye arasından 11 bilye seçimi kaç farklı şekilde olur? 13'ün 11'lisi olur. Bunu da ben şöyle yapacağım. 13'ün ikilisi şeklinde yapacağım. Çünkü bunların toplamı arkadaşlar yukarıya eşitse birisi diğerine eşitti. Bundan dolayı 13'ün 11'lisi yerine 13'ün ikilisini yap. 13 çarpı 12 bölü 2 faktöriyel. Gördünüz mü? Bu şekilde 2 kere açtım aşağıya da 2 faktöriyel yaptım. Bundan sonra 6 olur. 13 çarpı 6'dan da cevap 78 gelir. 9 öğretmen arasından 3 kişilik bir gezi ekibi oluşturulacaktır. Ekipteki bir öğretmen belli olduğuna göre bu ekip kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi arkadaşlar diyelim bu öğretmenin ismi işte Ali olsun tamam mı? Ali öğretmen zaten grubun içindeyse o kesinlikle var. Bizim ne yapmamız lazım? Kalan 8 öğretmenden 2 kişiyi seçmemiz lazım. Neden 8'in ikilisi dedim? Zaten Ali var. Geriye kalan 2 kişiyi seçmem lazım. Ali'yi seçtiğim için geriye kalan 8 kişiden seçiyorum arkadaşlar. 8'in ikilisi için de 8 çarpı 7 diyorum. Aşağıya da 2 faktöriyel diyorum. Böylece cevap 28 oldu. Şimdi gelelim alt küme sorusuna arkadaşlar. Dediğim gibi seçim yapmak alt küme seçmek. Bunlar aynı şey kombinasyonda. Kümesinin 4 elemanlarının alt kümelerinde şey 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde D bulunur demiş. Şimdi 4 elemanlı alt kümeyi seçin deseydi sadece ne diyecektik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bunu hani bir sıfırıncı şık diyeyim. 6'nın dörtlüsü diyecektik arkadaşlar. Bu da 6'nın ikilisine eşittir. Neden sayıyı küçük olanı tercih ediyorum? Daha az işlem yapıyorum. Bak 6 çarpı 5 bölü 2'den Cevap 15 olacaktı. Bu dediğim gibi 4 elemanlı alt kümeleri. Ama bize ne demiş? 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında D bulunur? Bakın şimdi. Zaten ben A, B, C, D, E, F diyeyim. D'yi zaten aldım. O tamam. Ve artık bundan sonra ne söyleyeceğiz? Geriye kalan 5 elemandan bunun yanına 3 eleman seçeceğiz. Kombinasyonda tabii ki sıralama yok. Sadece seçip bırakıyoruz. 5'in üçlüsü arkadaşlar 5'in ikilisine eşittir. 5'in ikilisini bulurken de 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden cevabımız 10. E bulunmaz demiş. O zaman arkadaşlar bakın şimdi 4 elemanlı alt küme seçeceğiz. Bu 4 elemanlı alt kümeyi seçerken de ne söyleyeceğiz? A, B, C, D, E, F'de E yok. O zaman geriye kaç hakkım kaldı? 5. 5 taneden 4 tane seçeceğim. 5'in dörtlüsü de 5'in birlisine eşittir. N N'in birlisi de. N'ye eşittir. Bu yüzden cevap 5 olur. Kaç tanesinde D ve E birlikte olur demiş. O zaman arkadaşlar D ve E kesin var. Haliyle geriye 2 seçim hakkım kaldı. A, B, C, D, E, F'den ikisini zaten seçtim. Geriye 4 elemandan ikisini seçmek kaldı. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyelden cevap 6. Gelelim şimdi bu veya kısmına. Veya kısmı önemli arkadaşlar. Veya bazen karıştırılıyor Türkçe'de veya demek e, D'yi alabilirsin demek. İkincisi E'yi alabilirsin demek. Üçüncüsü D ve E'yi birlikte alabilirsin demek. Dolayısıyla arkadaşlar birinci durum sadece D olabilir. Bakın şimdi 4 eleman pardon. Şöyle yapayım. Sadece D'yi alacağım ama neyi almayacağım? E'yi almayacağım. A, B, C, D, E, F. Şimdi D tamam. E'yi de sil. O zaman D burada var. E'yi de almayacağım. Geriye kaç hakkım kaldı arkadaşlar? 4, 3 hakkım kaldı değil mi? Yok 6 elemanlıymış. 4 hakkım kaldı. 4'ün 3'lüsü. E'yi almadım. D'yi aldım. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir. N'nin birlisi de 4'tür. Geldim devam ediyorum. İkinci durum. Sadece E'yi alabilirim. E'yi alırım. Bu sefer neyi almayacağım? Gördüğünüz gibi D'yi almayacağım. Yine 4'ün üçlüsü. Bu da 4'ün birlisine eşittir. Bu da N'nin birlisi N'ye eşit olduğu için 4 olur. Son durum ikisi birlikte olabilir. E, D birlikte olur arkadaşlar. A, B, C, D, E, F. Dolayısıyla bunları zaten aldım. Artık geriye kalan 4 elemandan iki tane seçeceğim. Bu da 4 çarpı 3 bölü 2'den altı oldu. Dolayısıyla toplamları 4, 4 daha 8, 6 daha 14 oldu. Bu şekilde arkadaşlar D veya E bulunurun diğer Türkçe ifadesini söyleyeyim. D veya E'den en az 1 bulunur. Diğer bir soru tarzı da bu olabilir arkadaşlar. Yani karşınıza böyle de gelebilir. D veya E'den en az 1 bulunur demekle D veya E bulunur demek aynı şeydir arkadaşlar. O yüzden hemen size bir yorum öğreteceğim. En az biri şeklinde olan soruları şöyle yapabilirsiniz. Tüm eksi hiç. Siz burada tümünden içinde hiç D ve E'nin olmadığını çıkarırsanız karşınıza E denk gelebilir, D denk gelebilir ya da ikisi birden denk gelebilir. O yüzden burada bunu da söylemiş olayım. Bakın ikinci yol. Tüm elemanlar altının dörtlüsü eksi ikisinin de olmadığı. İkisinin de olmadığı nedir arkadaşlar? Yapalım şimdi kaç eleman var mıydı burada? 6 eleman. 6 elemandan ikisini de seçmeyeceğim. O zaman 4'ün üssü olacak. 4'ün dörtlüsü de 1'dir. 6'nın dörtlüsü eksi 1 de yine arkadaşlar 15 eksi 1'den 14 olur. Bakın kısa yoldan böyle de yapabiliriz. Neden ilkini öğrettiniz uzun uzun? Bence ilkini de bilin. Çünkü il ilki de lazım olacak bize. Ama en az bir sorularında tüm eksi hiçi de yapmanız gerektiğini öğrenmiş olun arkadaşlar. Bakın şimdi hemen hatta şu 19. soruyu söyleyeyim size. A, B, C, D, E, F, G, O kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harf bulunur demiş. Bu işte demin öğrettiğim yöntemle yapılabilir. Tüm eksi hiç dersen böylece en az bir tanesi bulunacaktır arkadaşlar. Bundan sonra o zaman tüm 4 elemanlı alt küme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemanlıymış. 8'in dörtlüsü. Eksi ne diyeceğiz? Hiç sesli harfi olmaması. Hiç sesli harf olmaması demek. Bu seslileri bir silelim demek. Böylece geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. O zaman 5'in dörtlüsü. Haliyle arkadaşlar 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 faktöriyel. Yani. Eksi 5'in dörtlüsü 5'in 1'lisine eşittir. Bu da 5 yapar. 4 faktöriyel 24'tür. O zaman 48'e sadeleştirirsem 2 olur. 14 çarpı 5 70. 70 eksi 5'ten 65 tanesinde en az bir tane arkadaşlar sesli harf bulunacakmış. Dur he, soru atlamıştık pardon. Ne demiş? 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında eleman olarak 7 bulunmaz? Bu kolay. Şimdi 4 elemanlı alt küme 7 bulunmayacağına göre geriye kaldı 6 eleman. Bu 6 elemandan 4 tane seçeceğiz. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden cevap 15 olur arkadaşlar. 4 kız ve 3 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir çalışma ekibi oluşturulacaktır. Ekipte 2 kız ve 1 erkek olacağına göre. Artık arkadaşlar bir oradan seçim yapacağız bir buradan seçim yapacağız. Bunlarda çarpım işlemi yapılır. Çünkü bunlar birlikte oluyor. Önceden ta permütasyon anlattığımda da söylemiştim. Birliktelik ve bize çarpma yapmak gerektiğini söyler. İki kızı oradan alacağız. Bir tane erkeği de öbür taraftan alacağız. Dolayısıyla birbirine etkiler bu durumlar. Bu yüzden çarpma yapmak gerekir. Şimdi söylüyorum o yüzden. Dört kızdan iki tane alacaksınız. Araya çarpı koyacaksınız. Durumları birleştirdiğimiz zaman çarpılır. Sonra da arkadaşlar 3 erkekten de bir tane erkek seçeceksiniz. 4'ün ikilisi 6. 3'ün birlisi 3 dolayısıyla cevap 18 olur arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. A kümesinden farklı 2 harf, B kümesinden farklı 4 harf seçilerek 6 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir? Burada arkadaşlar kelime yazdığımız zaman seçtiğimiz elemanları sıralamamız da gerekir değil mi? Sonuçta 4 elemanlı bir küme de diyelim A e, B, D, K'dan seç. B, K'dan seçtik. E, A, E, B, K bir kelimedir. K, E, B, K, E, A, B bir kelimedir. A, B, K, E bir kelimedir. Bunları sonra ne yapacağız sorunun ikinci kısmında? Permütasyon yapacağız. Önce seç. Sonra sırala diyeceğiz bu soruda. Kelime oluşturmamız gerektiği için. Yapıyorum şimdi. A kümesinden iki harf seçmek demek. 3 taneden 2 tane seçmek demektir. B kümesinden 4 harf seçmek demek kaç elemanlı? 1 2 3 4 5 6. 6'nın ikilisi şey dörtlüsü demektir. Dolayısıyla arkadaşlar 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşittir 3. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşittir 15. Bunları hani hemen kısaca söylüyorum artık ama göremeyen arkadaşlarımız 6'nın dörtlüsünün 6'nın ikilisine eşit olduğunu görsün ve İki kere açıyorum aşağıya da iki faktöriyel yapıyorum. Formülle yapmak isteyenler 6 faktöriyel böyle 6 eksi 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olduğunu da unutmasın arkadaşlar. Şey 4 faktöriyel pardon. Bu şekilde formülde de yapabilirsiniz. Ben pratik olarak yapmayı tercih ediyorum sadece. Sürekli bu işlemi yapmak istemiyorum açık söylemek gerekirse. Şimdi 3 çarpı 15 oldu. Böylece arkadaşlar bu şekilde 45 seçim yaptık. Yalnız şimdi sıralama kısmı geldi. Biz arkadaşlar 6 harflik bir kelimeyi kaç farklı şekilde yazarız? 6 faktöriyel. O zaman seçim ve sıralama güçlerini birleştirirler. 45 çarpı 6 faktöriyel tane durum oluşur. Bunu da belirtmem lazım. Önce seçip sonra sıralama yapmamız gereken sorularda seçim, sonra sıralama ve bunları kesinlikle çarp. İki durum birlikte yapılırsa bunlar çarpmadır, toplama değil. Devam edelim şimdi. Şunu ben hemen bir düzelteyim. Yani konu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani ilk bakışta ne kolay ne zor. Biraz sizin artık orada yorumunuza kalmış oluyor. Ama gerçekten böyle benim anlattığım üzere soru tiplerine hakim olarak. Belki ilk başta biraz arkadaşlar böyle ezber yapar gibi çalışarak sonra benim öğren öğrettiklerimi taklit ederek bir, bir süre sonra da artık yorum yaparak ve yorum kabiliyetinizi birleştirerek inşallah halledeceğiniz bir noktaya gelir. Sabırlı olmak lazım bu konuda. Diğer konular gibi hemen çalıştım, anladım durumunun olmaması gerekiyor. Şimdi bir okulun voleybol takımındaki 10 oyuncudan 6 kişilik bir takım ve bu 6 kişiden bir kaptan kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi birinci seçimimiz arkadaşlar 10 oyuncudan 6 kişiyi seçmek. Sonra bu 6 kişinin içinden de bir kaptan seçeceğiz ya çarpı altının birlisi. Bu şey gibi ee, bir önce bir seçim sonra bir seçim yapıyorsak arkadaşlar yine bunları çarpacaksınız. Bakın bunlar soru kalıpları o yüzden her bir soruyu basit olmasına hani aldanmayın. Bunları gerçekten zor sorularda da kullanacaksınız yorum olarak. O yüzden seçim bir daha seçim çarpımdır. Sakın artı demeyin. 10'un altılısı arkadaşlar daha kısa işlem yapmak için 10'un 4'lüsüne eşittir. Sonra 6'nın birlisi zaten n'nin birlisi n'ye eşit olduğu için 6. 10'un dörtlüsü de 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 faktöriyel yani 24. Ee, buradan 9 çarpı 8 72 3 olur. 30 210 çarpı 6 oldu arkadaşlar sorunun cevabı. 210 çarpı 6 da neyse artık o kadar da abartmayalım işlemleri. Çünkü birazdan da olacak. Bazen sadece 20'nin üçlüsü diye bırakacağız mesela. 20 öğrenciden bilgi yarışması için 3 öğrenci. Önce 3 öğrenciyi seçeceğiz. Bakın 20'nin üçlüsünü tabii ki yapmayacağım. Böyle bırakırım. Sonra bu 3 öğrenci arasından da bir sözcü seçeceğiz. 3'ün birlisi. İşte olay bu arkadaşlar gördünüz mü? 20'nin üçlüsü çarpı 3'ün birlisi diyelim. Bu işlemi böyle bırakalım. Önce bir seçim sonra bir seçim daha çarpmak demektir. 8 farklı oyuncağın 3'ü semaya 5'i senaya kaç sunaya pardon kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bakın şimdi yine çarpım. Neden? Önce veya sonra olarak düşünmeyin. 8'in üçlüsü diye ayırıyorum. Sonra bir de kalan 5 taneyi 5 taneyi. 5 şekilde ayırıyorum. Gördünüz mü? Ama hocam sanki siz önce semaya verdiniz sonra sunaya verdiniz. Yok öyle bir şey yapmadım aslında. Bunları üçlü ve beşli şekilde ayırdım. Bu sema alacak buradan. Bu beşliyi de suna alacak arkadaşlar. Şöyle yapsanız cevap yine değişmez. Sekizin beşlisi, üçün üçlüsü. Çünkü bu konuda bir sıralama yapmıyoruz arkadaşlar. Ayırıyoruz. Önce 8'in 5'lisi yapmakla sonra 3'ün 3'lüsü yapmak ya da önce 8'in 3'lüsü yapmakla 5'in 5'lisi yapmak arasında fark yoktur. Çünkü burada önce ve sonralık yok. Sadece ayırma işlemini böyle de gösterme hakkın var. Böyle de gösterme hakkın var. Onu da belirtmiş olayım. Bakın şimdi 6 farklı oyuncağın 4'ü güle, ikisi laleye kaç farklı şekilde verilebilir? Ayırıyorum ben sakın önce sonra değil. 6'nın 4'lüsü 2'nin ikilisi. İşte olayımız bu arkadaşlar. Peki böyle yapsam olur mu hocam? Altının ikilisi dördün dörtlüsü. Evet olur. Hiç fark etmez. Bakalım şimdi. Birbirinden farklı 6 mavi bilye ve 4 sarı bilye arasından 3 bilye seçilecektir. Seçilenler arasında en az bir sarı bilye bulunmak koşuluyla kaç farklı seçim yapılabilir? En az bir bilye sarı olacak arkadaşlar. O zaman şöyle söyleyebilirim. 1 en az bir demek Kesinlikle bir tane alman gerekir demek. O zaman dördün birlisi yaparsam diğerine ne olmalı? Altınlık ikilisi. Neden? Toplam 3 tane biliği oluşturmam lazım. Bir tane birinden, iki tane birinden gelmeli. Ancak ben en az bir sarı bilye dedim ya, bir sarı bilye demedim. En az bir ne demek? Bir de olur, iki de olur, üç de olur. Haliyle arkadaşlar burada hemen şunu da belirteceğim. Bu şimdi bir durum. Bu duruma bağlı bir durum seçecek miyim? Hayır. Bu durumdan bambaşka bir durum seçeceksem matematikte toplama yapılır arkadaşlar. Çünkü bu şu an istediğimi elde ettiğim bir durumdur. 3 tane bilye seçtim mi? Seçtim. O zaman seçimimi yaptım. Artık yeni bir durum toplamayı işaret eder. Birbirine bağlıysa çarparız arkadaşlar devam eden durumları yani önce bir seçim yaptın sonra bir seçim yaptın ya da işte Ali'ye 3 tane Ayşe'ye 5 tane verdin şeklinde yaparsan evet kesinlikle çarpmalısın. Ancak bir durumu anlattık bu durumdan bağımsız yeni bir durum yapıyorsak işte orada artı. Dolayısıyla şimdi yeni durumda ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Artık diyeceğiz ki iki tane sarı bilye olsun. O zaman dördün ikilisi çarpı altının birlisi artık ne yaptım bakın. Ee, pardon, sarı bilye. Ha sarı bilye evet burasıymış. Buradan da bir tane seçtim gördüğünüz gibi. Son durum şu an bakın iki sarı bir mavi seçtim. Son durum direkt arkadaşlar 3 tane sarı seçerim. Böylece en az 3 sarı bilye seçmiş olur olurum. Olay böyle arkadaşlar. Gerçekten burada da 3 bilye, ikincide de 3 bilye ve üçüncüde de 3 üç bilye seçtim. Sadece bunlar birbirinden alakasız. Bu yüzden toplamış oluyoruz. Ha bu arada işlemi de yapayım isterseniz. 4'ün birlisi 4'tür. 6'nın ikilisi bence alışın artık 15. Bazı şeyleri böyle ezbere yapabileceğiz. 15 çarpı 6 artı 4'ün üçlüsünden 4. Böylece 15 çarpı 4 60 90 daha 150. 154 tane durum varmış. Bakalım şimdi buraya. 8 soruluk bir sınavda toplam 4 soru çözülecektir. Son 3 sorudan sadece ikisi zorunlu olduğuna göre soru seçimi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi 3 şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3 son 3 soru arkadaşlar. Bir de ilk 5 soru böyle yapalım. Demek ki son 3 soruda özel bir durum var. Ne yapacağım? Bu son 3 sorudan kesinlikle 2 tanesini seçeceğim. O zaman 1. Bir. Birinci durum bak. 3 sorudan 2 tanesini seçmeliyim. O zaman... Artık geri kalan bu 5 sorudan da ilk 5 sorudan da kaç tane seçmem lazım? 2 çünkü toplam 4 soru seçmek zorundayım. Veya matematikte veya demek toplamak demektir. Bağımsız durumlar toplamak demektir. İkinci durum araya artı koyuyorum. Son 3 üç sorudan 3'ünü de çözebilirsin. Sonuçta ikisini zorunlu çözeceksin. Çözmemek senin elinde bu son soruyu. Ama kesinlikle bu üçünden üçünü de seçme hakkın var. Böylece ilk 5 sorudan da bir tanesini seçerim. Dolayısıyla arkadaşlar bunları topladığım zaman 3'ün ikilisi 3, 5'in ikilisi 10 yapar. 3'ün üçlüsü 1'dir. 5'in birlisi de 5'tir. O 30 artı 5'ten de 35 tane durum oluşur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde 4 soruyu seçtik. Zorunlu demek en az ikisini seç demek. Ama üçüncüyü ister seç ister seçme durumu matematiksel olarak böyle anlatılır. 4 bay ve 5 bayan arasından, 2 bay ve 3 bayandan oluşan bir grup oluşturulacaktır. Erkeklerden biri Can Bey ve kadınlardan biri Nimet Hanım kurulacak grupta mutlaka olacak. Tamam. Şimdi iki tane erkek seçeceğiz arkadaşlar ama Can kesinlikle olacak. Sonra üç tane kadın seçeceğiz. Bunların içinde de Nimet kesinlikle olacak. O zaman 4 erkekten artık geriye 3 erkek kaldı. Bu üç erkekten bir tane Can'ın yanına seçeceğim birlikte kadınları ve erkekleri birlikte seçtiğim için çarpım. Yanına koyuyorum şimdi neyi? 5 tane kadın vardı. Bu 5 kadından artık 4 tane kadın kaldı. Çünkü nimet zaten burada. O zaman 4'ün ikilisi arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çarpı 6'dan 18 tane durumdur. Birlikte olduğu zaman çarpılır. 3'ü aynı saatte verilen, evet yine bir soru tipi öğretiyorum size. 3'ü aynı saatte verilen 10 seçmeli dersten 2 ders seçecek olan bir öğrenci kaç farklı seçeneği vardır? Dikkat! Bakın şimdi şöyle dersleri yapayım. 3, 6, 7. Şimdi arkadaşlar aynı saatte verilen 3 derse seçme hakkınız var mı ikisine? Hayır. Mümkün değil. Seçemezsiniz. O yüzden birinci durum kombinasyonda durumları anlamak çok önemli. Önce durumları anlayacaksınız. Sonra arkadaşlar işleme geçeceksiniz. Kombinasyonun bence en önemli noktası bu. Durum tespiti çok değerli. Şimdi birinci durum ben diyelim buradan seçmek istiyorum. İlla bu üç dersten birini seçeceğim. O zaman ne yapmalıyım? 3'ün birisi. Neden üçün ikilisi olmaz? Aynı saatte olan iki dersi seçemezsin. Saat 10'da matematik var. Saat 10'da tarih var. O zaman mecburen aynı anda iki yerde olamayacağına göre birini seçebilirsin. Sonra mecburen Kalan bu 7 dersten birini seçmek zorundasın. Böylece bak 2 ders seçmiş oldun. Veya o yüzden araya artı koyuyorum. Hiç bu gıcık duruma kendime sokmam. Hiç o 3 dersten 2 tanesine girmem arkadaşlar. Ne söylerim? Direkt 7 dersten 2 tanesini seçerim. Gördüğünüz gibi matematikte özel durumlar arkadaşlar önce kontrol edilir. Aynı permütasyonda da yapmıştık böyle. Özel durumları önce yap sonra genel durumlara girersin. Dolayısıyla 3'ün birlisi 3, 7'nin birlisi 7, 7'nin ikilisi söyleyeyim ben size 28 işlemle de yapıp görebilirsiniz. 28, 21 daha 49 oldu arkadaşlar. Şu 3 soruyu da yapalım öyle bitirelim. Devam edeceğiz tabi kombinasyon daha bitmedi arkadaşlar. 8 farklı tablo içerisinden seçilecek 3 tablo bir duvara yan yana kaç farklı şekilde asılabilir? Şimdi dikkat edin lütfen önce seçeceğiz. Sonra sıralayacağız. Çünkü yan yana koyduğun zaman artık orada sıralama da devreye girer. Sadece şunu deseydik. 8 farklı tablo arasından 3 tablo seç. O zaman bu 8'in üçlüsü olurdu. Ancak bu seçtiğimiz 3 tabloyu bir de sıralayacağız. O yüzden çarpı 3 faktöriyel demeyi unutmuyoruz arkadaşlar. 5 pozitif 4 negatif sayı içerisinden çarpımları pozitif olmak şartıyla İki sayı kaç farklı şekilde seçilebilir? İki sayının çarpımı nasıl pozitif olur? Bir, ile artıyı çarparız. İki, eksiyle eksiyi çarparız. O yüzden birinci durum, beş pozitiften ikisini seçerim. Veya yeni bir durum, böylece arkadaşlar dört sayıdan iki tanesini seçeriz. İşte olay bu arkadaşlar. Dolayısıyla beşin ikilisi on, artı bambaşka bir durum çünkü. 4'ün ikilisi 6. Cevabımız 16 oldu arkadaşlar. Son sorumuz bu testte. 12 soruluk bir testten 8 soru çözmesi istenen bir öğrencinin ilk 3 sorudan en az ikisini çözmesi zorunlu olduğuna göre bu 3 öğrenci kaç farklı seçim yapabilir? Evet. Şimdi ilk 3 soru 1, 2, 3. Bunlardan arkadaşlar en az ikisini seçebilir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zaten duruyor. Şimdi toplam kaç tane soru çözecek? 8 soru. O zaman birinci durum. İlk 3 sorudan arkadaşlar en az ikisini çözmek zorunda. O zaman 3'ünü ikilisi. Kaç soru kaldı geriye? 6 soru daha çözmesi lazım. O zaman geriye kalan 9 sorudan da 4'ten 12'ye kadar olan sorulardan da 6 tane seçmeli. Veya araya artı koyduk. İlk 3 üç sorudan 3'ünü çözebilir. En az ikisini demiş ya. O yüzden 3'ünü 3'lüsü derim. Geriye arkadaşlar bu kalan 9 sorudan da Kaç tane çözmeli toplam 8 soru çözmesi için? 5 tane. İşte olay bu. 3'ün ikilisi çarpı 9'un altılısı artı 3'ün üçlüsü çarpı 9'un beşlisi yapınca 8 tane soru çözmüş oluyor iki durumda da. Şimdi arkadaşlar kombinasyonda bu şekilde ikinci videoyu da tamamladım. Daha bitmedi. Devam ediyoruz. Üçüncü videoda görüşmek üzere.